söylüyorum size. O herifte kesin bir numara vardı. Sorgu da fazla rahattı. Çok soğukkanlıydı. İyi de sırf bir şüphe, bir his üzerine adamı göz altında tutamayız ki Yavuz. Elimizde daha somut deliller olması lazım. Fotoğraflar ne olacak peki? Adam 40 yıllık dost gibi muhabbet ediyor Maraz Ali ile. Görmediniz mi? İyi de amirim. Adamı sırf Maraz Ali'nin ayakkabılarını boyarken muhabbet etti diye hapse atamayız ki. Yine de biz bu herifin peşini bırakmayalım. Hemen bir sivil ekip çıkartın. Adamın her hareketini takip etsin. Cep telefonunu, web telefonunu, ev, iş telefonunu, teknik dinleme takibini alsınlar. Ben sizin emrinizi beklemeden çoktan adamın peşine bir ekip taktım abi. Bütün telefonlar dinleniyor ve kaydediliyor. Aferin. Aferin. Sağ olun. Seviyorum ben bu çocuğu. Vallahi. Zer gibi maşallah. Sağ olun. Yalnız havaya girip bıyık falan bırakmaya kalkarsan değişir silahlar ona göre. Asla bırakmam abi. Sana zaten yakışmaz. Bence de bırak. Senin ne işin var burada? Neden geri döndün? Bak polisler sürekli beni takip ediyorlar. Yakalanacaksın şimdi. Biliyorum. İlk önce sizin lokantaya gittim. Kapının önündeki polis arabalarını görünce sizi aldıklarını tahmin ettim. Sonra buraya mutlaka uğrayacağınızı biliyorum. Burada sizi bekliyorum. Size bir gelişmeyi haber vermek zorundayım. Gelişme mi? Ne oldu? İdil de onlardanmış komutan. O ne lan? Abu. Abu derken Yavuzcuğum? Ben Komiser Esra. Daha önce narkotik şubede çalışıyordum. Bundan sonra sizin ekibinizde çalışacağımı söylediler bana. Tamam. Seninle ilgili yazı göndermişlerdi bu sabah. Dur bakayım kızım. Çekil. Neredeydi bu yazı? Kafam karıştı. Hemen bir acil durum toplantısı yapmamız lazım ama. Oğlum sandığım bebek, bana aşık sandığım kadın, Merkez Bankası soygu, hepsi yalanmış komutanım. Meğer İdil de sizin bana verdiğiniz hard diskin peşindeymiş. Nasıl anladın peki bunu? İdil'i diski sakladığım yere götürdüğümde silahını çekip kafamı tutması yeterince açıklayıcı oldu benim için. Hayır. Disk hala bende. Öldürdün mü onu? Bundan sonra bizi ve hard diski yok etmek için her yolu deneyecekler. Thank you.
kendine çok dikkat et. Sadullah baba. Beylatça. Hoşçakalınız beyler. Eyvallah. Hoşçakalınız hanımefendi. Yok. Hala bu konuda bir yorum yapabilmemiz için çok erken. Yani hala ağır miktarda tırsmış durumdayız çünkü. Rahat olun. Korkmanız normal. Sadullah babanın huzuruna çıkıp da korkmayanı ölü diye morga kaldırıyorlar. Allah'a mı? Polis Akademisi'nden birincilikle mezun oldu. Sonra 2 sene ABD'de uluslararası organize suçlarla mücadele konusunda master yaptı. Yurda dönünce ilk önce Antalya, daha sonra Bursa, İzmir ve son olarak da İstanbul'dan narkotik suçlarla mücadele şubelerinde görev aldı. Geçen sene komiser rütbesine yükseltildi. İngilizce, Almanca, Rusça ve Çince biliyor. Benim annem de 3 dil biliyor. Türkçe, Yunanca, İngilizce. Hem çok iyi biliyor hem de çok iyi konuşuyor. Doğru. Bir de Fransızca var. Ama o diğerleri kadar iyi olmadığı için yazmadım. Olsun canım. Bunlar da yeter. Yani bir lisan bir insan değil mi sonuçta arkadaşlar? Ha? Ha? Tabii. Vay 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 vay. Aynı zamanda sporcu da kendisi. Ya! Şu madalyalara, kupalara bakın. Dünya üniversiteler arası yüzme şampiyonasında bir altın, bir gümüş madalya. Polis Akademisi basketbol takımı ile Balkan şampiyonluğu. Karate ve tekvando'da kara kuşak sahibi. Neden olsun canım? He? Bu arada ben de sizin çok metinizi duydum amirim. Benim için sizinle birlikte çalışmak büyük bir şeref ve aynı zamanda şans olacak. Sizden öğreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum.
Ne yapıyorsun ya? Harbi tabanca mı elindeki? Abi gözümü seveyim, indir şu silahı. Şeytan filan dolduracak maazallah. Yok, şeytana bırakmadım. Ben kendim doldurdum. Abi vallahi biz zararsız tipleriz. Öyle silah falan da yok bizde yani. Evet abi. İnanmıyorsan gel ara üstümüzü başımızı. Ne yapıyorsunuz burada? Abi söylemesi ayıp ama burası bizim evimiz. Biz burada yatıyoruz abi geceleri. Gündüzleri de abi hamallık neyin, artık ekmek nerede biz orada. O gün amele pazarında başımıza ne iş düşerse artık. Hı-hı. Kusura bakmayın o zaman. Evinizi işgal etmiş gibi oldum böyle. Ne demek abicim? Başımızın üstünde yerim var. Biz seni Tanrı misafiri kontenjanından sayıyoruz bu gece. Ayrıca abi bizden önce gelip ateşi yakarak bu kışa damgasını vuracak şahane müthiş bir hareket yapmışsın, daha ne diyeyim. Müsaadenle biz de otlanabilir miyiz abi ateşte? Ne demek? Ev sizin eviniz. Eyvallah abi. İnsanın işten eve geldiğinde evini sıcak bulması böyle bir duyguymuş demek. Oğlum ev doğalgaz kombili gibi oldu vallahi. Sen sohbet oldun. Hadi aşkım, biz artık evimize gidelim. Kızımız da çok yoruldu bugün. O da dinlensin biraz. Evet baba. Mesai bitsin artık. Engin'e de emret. O da evine gitsin. Yok yok. Hadi siz gidin, ben biraz daha kalıp şaşacağım. Hala Marazali operasyonuyla ilgili bakmadığımız bir sürü dosya var. O zaman biz de kalırız değil mi anneciğim? Size yardım ederiz yani. Yok kızım. Siz çok yoruldunuz bugün. Eve gidin daha iyi. Biz çocuklarla bakarız dosyalar. Hadi. Ben de kalıp size yardım edebilir miyim amirim? Tabii. Tabii edebilirsin. Sağ olun amirim. Yavuz, aslında benim de kalıp birkaç dosyayı incelemem lazım. Aa, hadi dedim ama. Söyleyin, bizim çocuklardan biri bıraksın sizi. Peki. Akşam görüşürüz. Tamam. Siz de çok geç kalmayın ama. Biraz çalışın. Hemen daha mı bekleyin? Yani çok şey yapmayın. Hiç gerek yok. Hadi bakalım. Herkes bir klasör alsın eline. Çok dikkatli olun. En ufacık bir ipucu bile çok işimize yarayabilir. Thank you.
sizi neden buraya apar topar getirdiğimi merak ediyorsunuz değil mi? Biraz. Haliyle. İçecek bir şeyler yok mu? Çay, kahve, fiski falan. Ha? Ulan Freddy, gözünü seveyim. İki dakika insan taklidi yapıyor. Herifler bizi kesecekler mi, bölecekler mi? Çarpıp çıkartacaklar mı? Daha belli değil. Şşş Viko, kendi aranızda konuşmayın ya. Sadullah Baba Bey kızacak şimdi. Siz çekin. Evet. Efendim, çok memnun olduk Sadullah Bey. Siz değil. Siz burada kalaysınız. En azından şansımı denedim. Neyse, üçe tek kaldık. Tez bir hareket yaparsa, en olmadı hep beraber dalarız herife. Camdan, balkondan, Allah ne verdiyse kaçarız. Doktor, sen cübbeleri hanginiz olayım? Vallahi bravo size. Yani hiç tereddütsüz anında sattınız beni. Hadi bu neyse de. Özellikle senden hiç beklemezdim bunları. Ya ne yapayım? Korkudan kafa mı kaldı bende Viko? Geç şöyle karşıma otur doktor bey. Yok sağ ol, ben aslında burada otur çok... Otur dedim sana! Oturayım bari. Siz de doktor musunuz? Biz mi? Ha yok biz... Evet evet. Biz de doktoruz. Ben estetik uzmanıyım. Hanımefendi de... beslenme uzmanı. Yok. Siz benim işime yaramazsınız. Siz çıkabilirsiniz. Ben Doktor Şengül Bey'le baş başa kalmak isterim. Baş başa kalmak derken? Sen her 10 dakikada bir babamı arayıp kontrol et. Neyini kontrol edeyim? Kontrol etmesen bile sürekli olarak varlığını hissettir yani. Seni bir dakika bile aklından çıkartmasın. Ben o yeni gelen kızı çok tehlikeli buldum çünkü. Kimisini tehlikeli buldun? Babaannesin mi? Enginesin mi? Ne? Engin mi? Bana ne canım Engin'den? Ben tamamen seni düşünüyorum. Yoksa benim Engin'le hiçbir şekilde tabii, yani. Tabii. Hadi yürü. Yani ben sonuçta... Yalnız Mami, siz böyle Maraz Ali İdil falan derken sizin düğün fena kaynadı arada söyleyeyim. Nasıl kaynadı yani? Olayla ilgili bütün konsantrasyonumuzu kaybettik yani. Bir yer gelinlik bakmaya bile gidiyorduk ne güzel. Şimdi olay tamamen gündemimizden düşmüş gibi yani. Baban daha yeni ölümden döndü kızım. Şimdi sırası mı düğünün? Yok. Bence tam sırası mı? Gerçekten benim gözüm hiç tutmalı şu yeni gelen kızı. Sabah çıkarken bu ışıkları kapatmamış mısın? Teşekkür ederim. Sofya geç size. Mariamu! Mama? Baba? Sofiamu! Gorimu! Ela! 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 Ya ya papa. Sofia mu cori mu ela ela ela. Papa. Ela re ela. Mama. Hey.
doğmuş bu akşam misafir geleceği. İyi ki bir tane ayran fazladan almış. Ayran içer misin abi? Yok, ben şimdi sizin hakkınızı almayayım. Sonra gider alırım kendime bir şey. Abi ne alakası var ya? Bir tane fazladan almışız işte. Abi bak, peynir ekmek filan da aldık. Hepimize yeter bunlar. Al abi. Hadi bakalım. Şimdi herkes evine. Sağlam bir uyku çekin. Kafaları iyice dinlendirin. Yarın yeni bir gün. Salim kafayla düşeriz kaçakların peşine. Tamam mı? Yok müdürüm. Uyumak bozar beni. Biz çıkıp sokaklardan biraz daha bilgi toplayalım en iyisi. Biz uyudukça alçaklar daha rahat kaçıyorlar. Her saniye bizden biraz daha uzaklaşıyorlar gibi geliyor. Aman Allah, İdil. Evet. Özellikle o İdil'in alnına silahı yasladığımda o biri büyük, diğeri daha büyük gözleri var ya, Namlu'ya bakarken nasıl böyle şaşı olacaklarını daha çok merak ediyorum. Namlu'ya. Size her şeyi anlatmaya geldim müdürüm. Ben masumum. Zor kaçtım, kurtuldum ellerinden. Nereden sıktınız geldiniz böyle? Kızımızı ve torunumuzu çok özledik. Haber vermeden gelip sürpriz yapalım dedik. Kötü mü yaptık yani? Aa, yok. Bence süper yapmışsınız. Biz de sizi çok özledik çünkü. Da? Eve nasıl girdiniz peki? Alandan aradık sizi. Ama ikinizin de telefonları kapalıydı. Benimkinin pili bitti. Ben de görevdeydim. Sonra bindik bir taksiye, geldik buraya. Yılbaşında kart atmıştınız ya. Hı hı. Orada yazıyordu adresiniz. İyi bari. Siz evde yoktunuz. Kapıda kaldık tabii. Kapıcı gördü halimizi. Ona durumu anlattık. Meğer karısı size geliyormuş temizliğe. Evet, anahtar öyle. Varmış evet. Onlarda. Onlar aldılar bizi içeriye. İyi yapmışlar. Yati millatiyesiz Türk'üke medaksisese yati. Biz Türkiye'deyken Türkçe konuşuyoruz babacığım. Sözüye pratik olsun diye. Yani senin de Türkçen güzel. Gençliğimizde kaç sene yaşadık İzmir'de. Sen de biraz Türkçe konuş. Unutmazsın. Olmaz. Ben Yunanlıyım. Siz de Yunanlısınız. Yahu ben niye karımla sizinle torunumla Türkçe konuşacağım ben niye? Aa, büyük babamın Türkçesi hakikaten çok güzelmiş. Ben tam Yunanlı değilim büyük babacığım. Yarı Yunanlı, yarı Adanalıyım yani babam yüzünden. Mami, Yunanca yarı Adanalı, Allah'ın adamı nasıl denir sence? Yeah.
Ne bileyim lan, bilgisayar şeysi herhalde. Para eder mi peki bu? Oğlum para etmese adam bunu özel janjanlı poşetlere sarar mı hiç? Eyvallah. Hadi hadi. Uyuyan güzelimiz uyanmadan biz yavaştan vınlayalım. Yavuz, aftosuna babasın. Deme Niyazi. Sen babana bakma kızım. Hala senin bir Türk'le evleniyor olmanı kabul edemiyor. Mama, siz benim evleneceğimi nereden biliyorsunuz? Ben haber vermiş olabilirim tabii. Kendisi seni benden istemeyi düşünüyordur herhalde. İstemek mi? Ne evet istemek? Nasıl diyor Türkler? Allah'ın emri peygamberin kalbiyle. Gördün mü yaptığını? Ben nereden bileyim ya? Yalnız böyle süper şekil yaptık kendimize değil mi? Yani Beyaz Saray, Oval Office gibi. Şömine başında oturuyoruz. Baş başa. Barrak'la bizim Sayın Başbakan gibi. Müzakere. Bu akşam o meşhur restoranda yemek yiyeceğinizi duyunca adamlarıma hemen sizi alıp getirmelerini emrettim. Ha, siz o nedenle bize şey ettiniz. Ya Sadullah Bey, ben mecbur kaldım o şekilde masayı kapmaya. Çünkü ben bu gece Pınar'ımı evlenme teklif edip onunla... Senden beni tedavi etmeni isterim. Tedavi derken? Psikolojik tedavi. Psikolojik. Evet. Evet. Sadullah Baba da süper evi yapmış yalnız kendine ha. Ya Matador, niye adamın önünde biz de doktoruz diyorsun? Belli ki adamın bize işi düşmüş Pınar'ım, o yüzden. Belki güzel para verecek bize ha? Sen ünlü psikolog doktor Kaya Şengül'le değil misin? Ünlü psikolog doktor Kaya Şengül'le. Hepsi bir arada. All together. Bay ve Bayan Şengüller. Bay ve Bayan Şengüller. Biziz. Biziz derken? Bay ve Bayan Şengüller biziz. Buyurun, masanız hazır efendim. Evet. Buyurun Bayan Şengüller. Devam et, devam et. Siz o yüzden bizi öyle şey ettiniz. Allah eleğinizi vermedi. Ben şimdi anladım her şeyi. Ama ben onu sadece kendi rezervasyonumuz olmadığı için... İnternette baktık, araştırdık. Bendeki psikolojik sorundan en iyi anlayan doktor senmiş. Ben? Yok, ben onu anlatmaya çalışıyorum işte şimdi. Ben aslında... Ama ben daha yaşlı bir adam bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. İnternette de hiçbir resmine rastlayamadık. Çok sağ olun. Çok güzel iltifatlar ediyorsunuz. Ben şimdi böyle George Clooney, Brad Pitt kırması bir tip olduğum için malum böyle genç kalmam doğal. Forever young. Aslında ben orada boş masa bulamayınca... Hiç boşuna kıvırmaya çalışma doktor. Bugün benden kaçışın yok.
sen beni tedavi edip iyileştirene kadar diğer doktor arkadaşlarınla beraber burada misafirim olacaksınız. Baba sağlam sıyırmış. Harddisk çökmüş. İdare etmek lazım. Biz size hiç ağırlık etmeyelim. En normaldi. Ben her gün belirli saatlerde gelip gideyim. O şekilde tedavi sürecini başlatmış olalım. Zaten bu saatte tedavi de olmaz. Uğursuzluk getirir. Zaten tarzım da değil. Müsaadenizle ben müsaade isteyeyim. Otur hemen yerine. Oturdum bile. Benim hastalığımın gizli kalması lazım. Eğer alemde benim böyle bir psikolojik hastalığım olduğu duyulursa tefe koyarlar beni. Biterim ben. Biter. Baba tamamen ayrılmış aramızdan. Tam olarak ne tür bir psikolojik hastalıktan bahsediyoruz? Ötmüyor doktor. Ne ötmüyor? Kuş. 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 Kafes nerede acaba? Kuş derken? Müsamereye daha fazla dayanamayacağım müdürüm. Müsaadenizle dalıyorum şu çakalın ifadesini almaya. Olmaz. Biz Ertan başkomiserle beraber gireceğiz içeriye. Sen burada kalacaksın. Ne? Ben hariç. Herkes içeriye girip beni vurup kaçanların elebaşlarını sorgulayacak. Ama ben burada camın arkasında böyle durup yeni doğan bebeleri izleyen taze babalar gibi sizi izleyeceğim. Öyle müdürüm? Evet. Soruşturmanın ve operasyonun selameti açısından sen kendini tutmayı, öfkene, sinirlerine hakim olmayı öğrenene kadar sana sorgu odasını yasaklıyorum. Ama bu kadar haksızlık müdürüm. Bu bir emirdir Adanalı. Baş üstüne müdürüm. Ertan. Hadi anlat bakalım bize olanları. Marazeli beni kandırdı. Sonra da tehdit etti müdürüm. Bir saniye, orada dur. Ben şu anda senin müdürün değilim. Sen de benim için polis idil değilsin. Sadece bir sanıksın. Bravo müdürüm. Süper koydunuz lafı. Ben suçsuzum. Ben ne yaptıysam
oğlumun hayatını kurtarmak için yaptım. Anlat anlat, heyecanlı oluyor. Umarım senin dediklerini yapmak zorundaydım. Ona ve adamlarına Merkez Bankası soygununda yardım etmezsem... ...bana bebeğimi öldüreceğini söyledi. Yuh! Bir adam kendi öz oğlunu bilerek öldürür mü hiç? He? Ulan sallarken biraz destekli sallar bari be. Marzeli bir banka soygunu için oğlunu neden öldürmek istesin ki? Aferin Ertan. Cevap ver soruya. Ali hiçbir zaman onun oğlu olduğuna inanmadı ki. Onu hep aldattığımı düşündü. Ben zaten Ali'yi doğurduğumda o hapishanedeydi. Kendisini hapse attıran kadına bir daha hiç güvenmedi. Oğlum nerede? İyi mi? Bebeği annene teslim et. Sağlığı da gayet yerinde. Allah'ım sana şükürler olsun. And Oscar goes to İdil Ertürk. Benim bu hayatta oğlum için yapmayacağım hiçbir şey yok. Bunu yapmak zorundaydım.